geçen kağıt ve plastik atıklarını yaşamasına engel oluyorsun. Efendim, geçimlerini sağlamasına engel. Bir ortaya gelirini yarat, gelirinin sağlanması yönünde bir adım at önce bu toplumun. Çöpten beslenmesini engelle, kağıt toplayarak, efendim plastik toplayarak beslenmesini engelle. Ona bir sistem sağla, ailesini geçindirecek bir gelir sağla. Ondan sonra bu yasayı çıkar, bu yasaya uyalım hepimiz. Ama şu an 700 bin insan ne yapacak? 700 bin insan günlük kağıt toplayarak geçiniyor. Plastik toplayarak geçiniyor. Bu insanlar ne yapacak şimdi? Kendileri de bilmiyor. Ne yapacak? Bilmiyorlar. Vallahi yani bu bilmiyorlar. Çocuklar nasıl beslenecek? Bu ailenin çocukları, okula giden çocukları, kadınları, yaşlısı, genci nasıl geçinecek, beslenecek? Bu toplumsal bir risk şu an. Toplumsal bir patlamaya neden olur bu mesele. Bunun bir an önce düzenlenmesi lazım. Geçen hafta, evveli hafta hep söyledik. Mecliste konuşmasını da yaptık. Ki bu vatandaşların bir de şöyle bir artısı var Türkiye'de. Şu an binlerce ton ayda plastik ve kağıt atık geri dönüşüme sağlanıyor. 700 bin insan gönüllü gibi çalışıyor her gün. Yani bizim ormanlarımıza, kağıt yönünden ormanlarımıza ve plastiğin tekrar üretilmesini engelliyor. Ormanlarımızın kalıcı hale gelmesine yardımcı oluyorlar bu vatandaşlar. Günlük olarak binlerce ton atık toplanıyor bu vatandaşlarımızın sayesinde. Açık ve net artık fakirin, yoksulun, garibanın yaşamasına müsaade edilmiyor bu ülkede. Aha bu yasa işte burada görünüyor. Bu yasa bunun kanıtıdır arkadaşlar. Artık fakire diyorlar ki sen ne yaparsan yap, nasıl geçineceksen geçin. Hırsızlık mı yapacaksın? Madde bağımlısı mı olacaksın? Uyuşturucu madde mi satacaksın? Ne yapacaksın? Toplumsal olarak bir risktir bu aslında bu kanunun çıkması. Bakın bunu bir an düzeltmemiz lazım devlet olarak. Hükümet bunu bir an önce düzeltsin. Düzeltmek zorunda. Avrupa yasalarına uyum yasaları çerçevesinde bu yasayı çıkarttılar ama sadece Avrupa'ya güzel görünmek için kendi milletini ezmek doğru kanun mu? Milletini yoksul bırakmak. Yabancıya hoş görüneceksin, evdeki insanlarına eziyet edeceksin. Böyle kanun olur mu? Kanun herkesi kucaklamalı. Kanun herkese hoş görmeli. Kanun herkese rahat geçim sağlama fırsatını vermeli. Ali Aydan Bey milletvekilimiz. Merhaba. Maşallah ne kadar eksik. Merhaba amca. Merhaba amca. Böyle Mehmet amca aşiret. Yani onların ne var abi aşiret. Ben şöyle oturayım. Orada. Karşıda ben de şöyle. Edelim. Derler ya acı kahve. Büyük olarak. Ben ilk defa içeceğim şimdi. Bırak abi. Acı mı oldu? Acı. Onu önce böyle çevireceğiz. Tabii bir özelliği vardır. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemedik ama. Estağfurullah. Ben razıyım. O zaman ben de razıyım. Özcan Bey'e vereceğim. Gel. Şöyle vereceğim. Böyle alacağım. Sen adetleri biliyor. Ben bilmiyorum. O zaman söylerim. Yere konursa o dolacak içi. Ha yere koyacağım. Evet. Koyacaksınız. Olacaksınız. Yere koymak ayıptır. Böyle. Değil mi? Ufaklıktan alalım. Hiç şey. Tamam. Her şeyi bilmem. Tamam. Ne demek şimdi? Yani her şeyi bilmem. Hepsi kağıt. Siz üç işin ailesi. Sen kimlik değilsiniz değil mi? Devamlı buradasınız. Burada. Devamlı. Ailece meslek yapıyoruz. Ailece burada. Yerleşim. Kağıt burada. İşte kayısı, elba vesaire işte. Tarihçi. Sezon. Biz kendi işimizi istiyoruz şu anda. Çöpte ekmeğimizi kazanıyoruz. Biz devletten sadaka istemiyoruz. Sosyal yardımlaşmadan herhangi bir beklentimiz yoktur bizim. O çöpte olmadık, ekmeğimizi o çöpten alıp çöpten, çöp kırıntılar getirip yiyoruz. Vallahi bir gelirimiz yok. Yani biz öyle perişanız ki, biz de alsalar biz nereye sığınacağımızı bilmiyoruz artık. Hep yapılır, yapılır. Dört çocuğun odası. Şimdi gel abi, hazır mevcut bir ekmek yok. Oraya baskı yapıyorlar. Çünkü geçmişte toplayıcıyla mücadele etmeye çalıştılar. Hani kendi durum simsarları çıkacak. Kanun uygulanmaya başlayınca hemen Mehmet amca gelir, Rüstem baba gelir, aile öncüleridir. Hani hava koşulları belli değil. Çöp zaten dünya ekonomisinde de belirsiz diye geçiyor. Alanım sosyal bilim. Hani bundan dolayı da belirsiz bir... Sadece öteye gitmeyin. Bakın sadece 10 ton. Sadece günde 10 ton bir birim atık toplasa 3 bin lira. Ekmeği nasıl yiyelim? Bu çöpten kazanan 4 ile çarp 10. Ekmek yiyelim. Devlet bunu keserse, devlet beni bizden alırsa nereye kaçalım? Ne yapayım? Gelsin beni öldürsün devlet. Ya bizim bu işimize bir çare baksınlar. Hani ben aynı şeyleri yaşıyorum ama insan... Bir gelirse bir sorun atabiliriz.
Yani elimizden gelirse biz kendimize bir şey dolduralım atalarımız. Ondan sonra herkese bir bakım olmazmış. Yani hiç bizim bir hakkımız bir devlette yok. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Annelerimiz mi yaptı? Ellerinize sağlık, geçmişlerinizin canına da iyisin. İşte abimizin... İnşallah devam eder yarışımız.